Herkese selamlar dostlar. Bugün konuğumuz Türkiye'de yaklaşık 700 TL'ye satılacak, böyle fiyatına göre de sunduğu özelliklerle sizi epey idare edecek olan kulaklık QCY T13X. Böyle pahalı kulaklıkların işte çakma ya da üst kalite replikaları ile sağlığınızı tehdit etmektense bu kulaklık neden tercih edilebilir? Bu videoda aslında biraz bunu açıklayacağız arkadaşlar. Başlamadan önce size bu QCY'nin olayından da bahsetmek istiyorum. 2010'lu yılların ortalarından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma. Ben de bir süre boyunca QCY'nin farklı kulaklık modellerini kullanmış biri olarak söylemeliyim ki fiyat performans konusunda böyle piyasada bulacağınız en iyi seçeneklerden birkaçını sunuyor QCY. Yeni kulaklığı T13X'i bize gönderdikten sonra yaklaşık olarak bir hafta boyunca kullandım. İlk izlenimlerime göre malzeme kalitesi ve tasarımı açısından kendi sınıfında iyi iş başardığını söyleyebilirim bu kulaklığın. Elbette bu fiyat bandında bir kulaklıktan böyle aktif gürültü engelleme gibi orta ve üst segment kulaklıklarda yer alan teknolojileri bekleyemeyiz arkadaşlar. Ancak tasarımıyla böyle kulağınıza tam olarak oturduğu için iyi bir pasif gürültü engelleme performansı sunduğunu söylemem lazım. Tasarımdan devam edelim. Kulaklığın kutusunun ilk bakışta şık göründüğünü söyleyebilirim. Rahatça avcunuzun içine sığabiliyor ve oldukça hafif bir kutusu var. Normal şartlarda ne kadar iyi bir marka ya da model olursa olsun kulağınızda ağırlık yaptığı için rahatsız eden tipte bir kulaklık değil T13X. 3 farklı renk seçeneği var dostlar. Her kulaklıkta görmeye alışık olduğumuz elimdeki beyaz ya da siyah gibi. Bunların yanında da bir de mor rengi var. Ben genelde bu tür aksesuarlarda beyaz rengi tercih ediyorum. Çünkü çizilmeydi, tozlu kirdi, bu tür şeyleri daha az gösteriyor beyaz renk. Böyle bir hassasiyetiniz yoksa mor ve siyah renkleri de tercih edebilirsiniz. Ayrıca kulaklığın böyle parlak kapı ve mat gövdesi bence daha şık ve kompakt görünmesini sağlamış. Kutunun sağ tarafında bir Type-C girişi, ön tarafında da bir tane LED gösterge görüyoruz. Bunun dışında kutunun üzerinde QCY logosu haricinde herhangi bir yazının yer almaması bence hoş bir detay olmuş arkadaşlar. QCY normalde böyle kutu üzerinde görmeye alıştığımız bu yazıları ve resetleme butonunu kutunun iç kısmına taşımış. Reset tuşu hemen iki kulaklığın ortasında, yazılarda kapağın iç tarafında yer alıyor. Kutunun hafifliği kulaklıklara da yansımış ve her bir kulaklık sadece 4 gram ağırlığında. Yani oldukça hafif ve küçük boyutlarda bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Silikon başlıklardan kulağınıza uygun olanı seçtikten sonra kulağınızdan düşme gibi sorunlar yaşamayacağınız klasik ve kullanışlı bir tasarım var kısaca bu kulaklığın. Ayrıca üzerindeki dokunmatik alanın hassasiyeti de üst segment kulaklıklardaki gibi tatmin edici bir seviyede. Tüm bu detaylara baktığımızda T13X'in birkaç ay önce incelediğimiz T13 ve T13 ANC modellerine yakın bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. O kulaklıkları da merak edenler şuradaki videodan ulaşabilirler. T13X benzer tasarımı daha uygun fiyata sunan bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor kısaca. Kendi segmentindeki rakipleriyle de tasarım açısından kıyaslamak gerekirse QCY'nin yani böyle hem kutudaki hem de kulaklıktaki son dokunuşları görsel olarak da konfor olarak da öne çıkmasını sağlamış diyebilirim. Hafif oluşu, kulakta uzun dakikalar kullanımda bile rahatsız etmeyişi, rahatlıkla taşınabilir ve dayanıklı ve ufak bir aksesuar oluşu gibi yönleri bence bu segmentteki kulaklığa göre oldukça iyi. Ayrıca T13X IPX5 sertifikasına sahip dostlar. Bu da toza, terleme ve sıçrama gibi durumlarda da suya dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Şimdi biraz ses performansı detaylarına bakalım. QCY T13 serisi genel olarak ses performansı noktasında oldukça iyi dönüşler almıştı zaten. T13X'in iddiası da bu ses deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak olmuş. Zaten diğer özelliklerin çok büyük bir kısmı aynı modelin üst segmenti olan T13 ile neredeyse aynı. Bu noktada QCY'nin iyi iş çıkardığını söylemek mümkün. Aynı fiyat aralığında bolca da satılan alternatiflerine kıyasla özellikle hem bas-tiz dengesi açısından hem de sesteki bozulmaların düşüklüğü açısından QCY T13X iyi bir yerde duruyor diyebilirim. Tabii ki burada kulaklıktan beklentilerinizi de iyi belirlemeniz gerekiyor sevgili dostlar. Yani elinizde binlerce liralık üst segment bir ürün değil, uygun fiyatla alabileceğiniz en iyi performans vermeyi vaat eden bir ürün var. Böyle bakınca da T13X rakipleri arasında sağlam bir yer edinmeyi başaran bir alternatif olmuş bana kalırsa. Teknik detaylara da göz atmamız gerekirse kulaklıkta 7.2 mm ses sürücüsü olduğunu görüyoruz. Bu da giriş ve orta segment kulaklıklarda karşımıza çıkan bir değer. Ses sürücüsü açısından bu segment için iyi bir değere sahip T13X. Ancak az önce de söylediğim gibi daha yüksek kalitesi olsun, kulağıma takınca kaybolup gideyim derseniz o zaman bütçenizi 5'e falan katlamanız gerek ki zaten bunu biliyorsunuz. Yani işte bu noktada da bireysel tercihler ve ihtiyaçlar devreye giriyor dostlar. Ben gündelik kullanımda ses kalitesi yönünden bu kulaklığın sizi üzmeden müzik dinlemenizi, bir şeyler izlemenizi, oyun oyun oynamanızı rahatlıkla sağlayacağını düşünüyorum. Oyun demişken bu kulaklığı bir mobil uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz ve o mobil uygulamada da bir oyun modu var. Bu da böyle oyunlardaki gecikmeleri düşüren, performansı arttıran önemli bir mod. İşte bu mobil uygulama meselesi de bu kulaklığın böyle yüksek kaliteli replika ürünlere kıyasla öne çıkan en önemli avantajlarından birisi. Tüm QCY ürünlerini bağlayabileceğiniz merkezi bir uygulamada işte kulaklığın şarj modunu, kulaklığın şarj durumunu ve oyun modu gibi seçenekleri de denetim altında tutabiliyorsunuz. Bir de telefon görüşmelerinde ya da sesli mesajlarda kullanmak üzere mikrofon performansına bakmak lazım tabi. T13X'te ENC yani çevresel gürültü engelleme özelliğiyle donatılmış 4 mikrofon ve bir de rüzgar engelleme teknolojisi var. QCY'in paylaştığı verilere göre bu özellik sayesinde saate 25 km hızda bile rüzgar ve gürültü performansı etkilenmiyor. Gelin şimdi bir de kulaklığın mikrofonunu gerçek zamanlı olarak test edelim. Evet, şu anda sesimi QCY T13X'ten duyuyorsunuz. Yağmur sesi var etrafında, araba geçiyor yoldan falan. Umarım bu gürültüler size gelmiyordur. Ses performansı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. En başta da söylediğim gibi dostlar, bu fiyat aralığındaki bir kulaklıktan gürültü engelleme desteği beklemek zor. T13X'te de bir aktif gürültü engelleme teknolojisi bulunmuyor. Ancak tasarımının ve kulak içi bir kulaklık olmasının avantajları sayesinde pasif gürültü engelleme konusunda da oldukça başarılı diyebilirim. Eğer yüksek sesle müzik falan dinlerseniz dışarıya biraz ses verdiğini duyabiliyorsunuz ama zaten kulaklık sağlığı için de kulaklıkları hiçbir zaman bu kadar yüksek seviyede kullanmamak lazım dostlar. Bu işin pek şakası yok. Sesi 1-2 tık düşürdüğünüzde neredeyse dışarıya hiç ses çıkmıyor ve duyduğunuz ses yine tatmin edici bir seviyede oluyor. T13X'te Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojisi var arkadaşlar. Bu da daha hızlı bağlantı, daha kaliteli ses aktarımı ve daha güç tasarruflu bir kullanım demek. Tabii ki farklı cihazlarda bağlantı noktasında ben de herhangi bir sorun yaşamadım deneyimlediğim süreçte. Yani en azından bilgisayar ve telefonda aktif olarak eş zamanlı şekilde kullandım. Son olarak gelelim şarj performansına. Bu noktada QCY'in paylaştığı değerlere bakacak olursak T13X 8 saatlik bir kullanım sağlıyor. Bu süre kutuyla birlikte 30 saate çıkıyor. Yani günlük 2-3 saatlik bir kullanımda 2 hafta gibi bir süre boyunca kulaklık kutusunu şarj etmenize gerek kalmıyor. Kendi segmentindeki Redmi Buds 4 Lite gibi bazı kulaklıklarda bu süre 5 saat ve kutuyla 20 saat civarlarında. Bu açıdan bakınca T13X şarj noktasında epey avantajlı bir konumda diyebiliriz. Ayrıca T13X'te hızlı şarj desteği de bulunuyor arkadaşlar. Bu da 10 dakikalık bir şarjla 1 saate kadar dinleme imkanı sağlaması anlamına geliyor. Yani tam evden çıkacaksanız bir baktınız ki şarjınız bitmiş. Hemen hızlıca bir 10 dakika kulaklığı şarjda tutup yol boyunca müziksiz kalmanızı engelleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, benim QCY T13X ile aktaracaklarım bu kadar. Bu fiyat aralığında bir kulaklık tercih etmeniz gerekiyorsa alınabilecek en iyi seçeneklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bütçeniz ve beklentileriniz şekillendirecektir bu durumu ama değerlendirmek isterseniz açıklamada size bir link bırakıyoruz. Oradan detaylara, fiyata göz atabilirsiniz. Peki siz QCY'in bu yeni fiyat performans kulaklığını nasıl buldunuz? Aynı fiyat aralığındaki diğer kulaklıkları da düşünecek olursanız tercih eder miydiniz? Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Ayrıca benzer kulaklıkları da incelememizi isterseniz bunu da marka model adı vererek yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.